Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız, Orca Matematik Yayınları'nın 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda 3. testte kalmıştık. Son testte bu biliyorsunuz. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Şimdi burada Px bir polinom olduğuna göre demiş ve P'nin içerisine x kare yazmış. Bu dönüşme yapmış. Buna göre P içerisinde m artı n değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle düşünün. Bir fonksiyon düşünün. Şimdi fx eşittir. Mesela sallayalım. x küp eksi 5x kare artı 6x olsun mesela. Şimdi siz burada x gördüğünüz yere x kare yazarsanız. Şimdi burada her x gördüğünüz yere ne yapacaksınız? x kare yazacaksınız. O zaman burası x üzeri 6 eksi 5x üzeri 4 artı 6x kare olacak. Şimdi soru bizden şunu istiyor. Ben sana bunu verdim diyor. Bunun da diyor bir polinom olduğunu söyle bana diyor. Şimdi dikkatli baktığınızda biz buradan buraya geçiş yaparken mesela buradan buraya geçiş yaparken kuvvetlerini 2 ile çarptıysak o zaman aynı mantıkla şimdi şu arkadaştan şu arkadaşa geçiş yaptığımızda kuvvetlerini 2'ye bölebilmemiz lazım. E kuvvetlerini 2'ye böldüğünüz zaman da ee, kuvvetlerin doğal sayı olma şartı olduğuna göre, demek ki şuradaki ifadenin olmaması, çünkü burası 3 ya, 2 katı 3 olduğuna göre bu Px'de 3 bölü 2 diye bir kuvvet oluşturur. O zaman bunun olmaması lazım. Aynı şekilde bunun da olmaması lazım. Çünkü bunun kuvveti 1. Siz onu 2 ile çarptığınızda 1 olduğuna göre, gerçekte onun kuvvetinin ne olması lazım arkadaşlar? 1 bölü 2 olması lazım. Bakın isterseniz yazalım. Px diyelim. Şimdi teker teker kuvvetleri 2'ye bölelim. Yani ne oldu? m çarp x kare artı n eksi 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 a eksi nx şimdi kuvvetleri teker teker ne yapıyoruz 2'ye bölüyoruz artı m artı 1 tane x üzeri 1 bölü 2 artı 2 yaptı. E şimdi şunun da şu olmayacağına göre n buradan kaç gelecektir eksi 1 n de buradan kaç gelecektir 3 gelecektir diyebiliriz. O zaman şimdi düzenleyelim bakalım bizim polinomumuz ne geldi. M'e eksi 1 verdiğimize göre eksi x kare oldu burası. Bu zaten gitti. N'e 3 verdiğimize göre burası eksi 3x oldu. Bu da gitmişti. Bir de neyimiz var? Artı 2'miz var. Bizim polinomuz bu oldu. Peki bize ne soruyor? P'nin içerisinde M artı N'i. Yani bu ikisini toplarsanız p 2'yi soruyor diyebiliriz. O zaman eksi 2'nin karesinin pardon 2'nin karesinin eksilisi 2'nin karesinin eksilisi eksi 3 tane 2 artı 2. Yani eksi 4 eksi 6 artı 2'den kaç yapacaktır? Eksi 8 yapacaktır diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Yani birinci sorumuzun cevabı C yapmış arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bir x bir polinom ve bu şekilde bir ifade vermiş. Şimdi şunu net söyleyebiliriz. Bakın içeride x ya da x eksi 1 yazdığınız zaman polinomun içerisine sizin polinomunuz yeni bir derece almaz. Aynı dereceli sadece katsayıları farklı polinom olur. E iki tane derecesi aynı olan polinomu topladığınızda ifade bu oluyorsa sizin ifadeniz ne olacaktır? Birinci dereceden olacaktır. Yani bizim Px'imiz ne olsun arkadaşlar? Ax artı b olsun. Bunun altına biz Px 1 yazalım. O zaman x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? x 1 yazıyoruz. a tane x 1 artı b. Bu ikisini topladığınız zaman alt alta şunu da şunu toplayacaksınızdır. O zaman ax artı b artı ax eksi a artı b yapacak ki bu da neye eşit arkadaşlar? Toplamları olan 4x Eksi 8'e. Şimdi sol taraftaki x'li ifadelerin sağ taraftaki x'li ifade eşit olması gerekir. Yani 2a eşittir 4'tür. Sol taraftaki sabit terimde sağ taraftaki sabit terim eşit olması lazım. Burada burada eksi var. O zaman ne yapar? Eksi a artı 2b kaç geldi? Eksi 8 geldi. a'sı buradan 2 idi. Buraya 2 yazarsak 2b ne yapacak? Şurası eksi 2 yapıyor. Eksi 2'yi buraya attık. Eksi 6. B de kaç geldi? Eksi 3. Yani benim polinomum en nihayetinde ne oldu? 2x ax artı b olduğuna göre 2x eksi 3 oldu. Ve bizden ne istiyor? P3'ü istiyor. X yerine 3 yazarsak cevabımız ne gelecektir? C hangi gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Px ve Qx sabit olmayan iki polinom ve bu iki polinomun dereceler çarpımı 2'ymiş. imiş. Şimdi sabit olmadıklarına göre demek ki bu arkadaş da bu arkadaş da kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Diyebiliriz bunlar birinci dereceden polinomlar ve P0'da Q0 yani siz birinci derecen bir polinom dediğiniz zaman px Ax artı B diye nitelendirmelisiniz. P0 dediğiniz şey de bunun sabit terimidir. Demek ki iki polinomun da sabit terimi kaçtır birdir. Yani bizim Px'imiz ne olsun? Ax artı 1 olsun. Qx'imiz de arkadaşlar Bx artı 1 olsun. Tamam mı? Şimdi P2 eksi Q eksi 2. Şimdi P2 dediğiniz zaman 2A artı 1 yapar. Bundan neyi çıkartıyorsunuz? Q eksi 2. Buraya eksi 2 yazıyorsunuz. Eksi 2B artı 1'i çıkarıyorsunuz. Burası 12 yapıyor. Düzeltelim bir. 2A artı 1 artı 2B eksi 1 eşittir 12. Bunlar birbirini götürür. O zaman 2A artı 2B 12 ise buradan A artı B kaç gelecektir? 6 gelecektir diyebiliriz. Yani bizim baş katsayılarımızın toplamı imiş. P1 artı Q1. E o zaman P1 ile q 1 topladığınızda P1 A artı 1'dir. E Q1 de B artı 1'dir. E bunların toplamı da ne yapar arkadaşlar? A artı B artı 2 yapar. Yani 6 artı şurayı 6 bulduğumuza göre burası 6. 6 artı 2'den cevabımız ne gelecektir? 8 gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza. Bakalım 4. soru bize ne diyor? px bir polinom olmak üzere px küp polinomu p4x polinomunu p4x polinomu da px küp polinomunu tam bölmektedir diyor. Şimdi sonuçta siz px polinomu bir polinom olsun. Siz x gördüğünüz yere x küp yazarsanız bunun kuvvetini büyütürsünüz. 3 katına çıkartırsınız. P4x'e tam bölünüyormuş ama şöyle bir şey var. E, bu kuvveti büyük olan ifade bu kuvveti Küçük olan ifadeyi de tam olarak böldüğüne göre aslında şöyle bir problem vardır. Bunların dereceleri aynı olmalıdır ki onlar ikisi de aynı anda birbirini bölebilsinler. Peki dere dereceleri nasıl aynı olacak? Burada bir derece arttırımı var. Çünkü siz x gördüğünüz yere x küp yazıyorsunuz. O zaman bizim px'imiz sabit terim olmalı ki siz isterseniz x küp yazın isterseniz 4x yazın aynı dereceye gelecektir. Çünkü başka bir şartı yok başka bir şansı yok. Bakın bu ikisinin dereceleri aynı olmalı ki birbirlerini ne yapabilsinler? Tam olarak bölebilsinler. O zaman Px'i bir kabul edeceğiz? A kabul edeceğiz. O zaman sabitse bu da A, bu da A, bu da A'dır diyebiliriz. O zaman 2A'yı A'ya böldüğünüzde doğru cevap ne gelecek? 2 gelecek. Burada sizin anlamanız gereken şey bence sorudaki tüyo ya da sorunun püf noktası Px'in sabit polinom olduğunu sizin görebilmeniz. Hadi bakalım geldik 5. soruya. Üçüncü bir Px ile ilgili bu şekilde bir ifade vermiş. P2 sıfırdır demiş. P1 de 6'ymış. Buna göre P-3 nedir diye sormuş. Şimdi şunun ne olduğunu biz aslında biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bakın şöyle yapalım. Bunu öbür tarafa atarsanız P X'in eksi P olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada polinomla ilgili bize ne diyor? Polinom aslında fonksiyon gibi düşünürseniz tek fonksiyondur. İçeriye eksi x adında zaman zıt oluyorsa bir kere bu ifade tek fonksiyondur. tek fonksiyonsa o zaman kuvvetleri tek dereceli terimlerden oluşmalı. Bizim px'imiz o zaman üçüncü a ax küp artı bx gibi bir ifade olmalı. x kareli bir ifade olmalı. Bir de sabit terim olmamalı. Peki p2 sıfırmış o zaman x'e 2 verelim. P2'nin sıfır olması ne demek? 8A artı 2B'nin sıfır olması demek. Aynı zamanda bir verirsek de Kaç olacakmış arkadaşlar? 6. 1 1 sekme oldu arkadaşlar? A artı B de 6 olacakmış. Şimdi şuradan A'yı B'yi bulup işlemimize devam edelim. Bunu biraz kenara çekelim. Şunu yok edelim. Şuraları yok edelim. Mesela bunu eksi 2 ile çarpıp toplarsak buradaki B'ler birbirini götürecek. O zaman 6A eşittir. Eksi 12'den A kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 2 gelecek. A eksi 2 ise a eksi 2 yazdığımızı buraya eksi 2 yazarsak bu eksi 2'yi bu tarafa attığımızda b için de 8'dir diyebilirsiniz. O zaman bizim polinomumuz ne geldi? Eksi 2x küp artı 8x geldi. Peki vatandaş neyi soruyor? p eksi 3 soruyor. O zaman biz de gidiyoruz x yerine eksi 3 yazıyoruz. E eksi 3'ün küpü eksi 27. 2 ile çarptık 54. Eksi 24. Bunların farkını alırsak cevabımız ne gelir arkadaşlar? 30 gelir diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6. sorumuza en büyük dereceli terimin katsayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomu x kare artı 1 ile tam bölünüyor. Tam bölünüyorsa bunun anlamı içeride x kare artı 1 diye bir çarpan var. Yani x kare artı 1 benim polinomumun bir çarpanı. O zaman px'i biz yazmaya kalkalım. Polinomda kaçıncı derecen olduğunu söylüyor. Bu tip sorularda polinomu oluşturmaya çalışırız. İçerisinde x kare artı 1 diye bir çarpan var. Doğru mu? Baş katsayısı da kaç arkadaşlar? 2. Buraya da 2 yazdım. Buraya da x eksi a yazdım ve polinomumu üçüncü derecen hale getirdim. Gördüğünüz gibi bir kökü daha var o da a. Şimdi diyor ki px artı 2 x eksi 1 ile tam bölünüyor. Yani biz x'e 1 veriyoruz. Buraya yazıyoruz. Demek ki p3 kaçmış? Sıfırmış. Demek ki x'e 3 verdiğinizde sıfır oluyorsa demek ki aslında burası 3 olmalı. 3 de bizim diğer bir kökümüzmüş. Ve böylece ne yaptık? Polinomu piyasaya çıkardık. Böylece ne yaparız? Sorunun çözümüne ilerleriz. P4'ü soruyorsa x yerine 4 yazıp sonucu bulacağız. 4 verdiğimizde 17 yaptı. 4 verdiğimizde 1 yaptı. Çarparsanız kaç yapar? 34 yapar diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bakalım 7. soru bize ne anlatıyor. B ve Q birer polinom. P, Q, R önermeleri vermiş. Şimdi önerme dediğiniz zaman doğruluk değeri belli değil. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bize 3 tane öncül vermiş bunlarla ilgili. Bunların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi ise bağlacından bahsediyor. İse bağlacı kesinlikle doğru olsun istiyor. Yani kesinlikle doğru başka ihtimal yok. Yani bu birken bunun sıfır olma şansı yok demeye getiriyor bize. Ben böyle bir ihtimal oluşturabilirsem o zaman birinci öncülü iptal ederim. Hatta bunları diğer öncüllerde de düşüneceğim. Tamam mı? Yani doğruluk değeri kesinlikle doğrudur diyorsa demek ki ben onu kesin her ihtimalle kadar her zaman bir olmasını istiyor benden. Aksi örnek oluşturabilir miyim ona bakalım. Şimdi mesela bir sıfır olabilir mi? Yani bu doğru pardon P hangisi R hangisi bu? Bu doğru olsun ama mesela bunlar V bağlacıyla sıfır olsun. Yani burası yanlış olsun. Bir tanesinin sıfır olması bize bizim için yeterli. Çünkü P ve Q'nun sıfır olması nasıl mümkün? Bir bir kent sadece birdir. Geri kalan bütün durumlarda sıfırdır. Şimdi şöyle yapalım. Bunun derecesi ve bunun derecesinin çarpımı 9'muş. Tamam. O zaman bu derisi n, bunun derecesi n olsun m ile n'in toplamı neymiş arkadaşlar? 9'muş. Tamam. Şimdi burada bunun derisi 3m yapar. Burası şimdi m'te derisi 3m'dir. 3m 12 ise m kaçtır? 4'tür. Peki burada Q, x kare 10'sa mesela o zaman 2n e, 10'dur, n 5'tir. Şimdi bu ise şöyle tersten aslında. Böyleyken bu gider de bu böyleyken böyle olmak zorunda değildir. Mesela atıyorum m'in derecesi kaç olsun? e, 2 olsun. Tamam mı? Yani burası 2 olsun, burası 7 olsun. Tamam mı? O zaman şimdi P'nin derisi 2 ise Px kübin derisi 12 midir? Yok yanlış. 14 kaç olması lazımdır? 6 olması lazımdır değil mi? Burası yanlış oldu. Ben bunun derisini 7 kabul ettim Q'nun derisini. O zaman Qx karenin derisi 14 olması lazım. Bakın bu da yanlış. Yani burası yanlış oldu. E peki bunun sonucu ne çıktı? 0 çıktı. Peki benim bu ifadem kesinlikle doğru mu? değil. O zaman birinci öncülümüz yanlıştır diyoruz. O zaman bu iptal, bu iptal diyebiliriz. Şimdi geldik ikinciye. Şimdi burası birken burası sıfır olma şansı var mı? O nasıl mümkün? Mesela veya diyor yalnız. Biri doğru bir yanlış olabilir. Doğru mu? Mesela şunun derecesi 2'ye 7 dedik mesela. 3'e 6 olsun. Peki. 3'e 6 olsun. Ya da mesela burası 1 olacak, burası 0 olacak. Şimdi ise 0. Bunu oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu yanlış olsun ama bunlar doğru olsun diyor. Mesela şöyle yapalım. P'nin derisini 2 seçelim. Bunun derisini de 5 seçelim. Sallıyorum şimdi tamam mı? Niye saldığımı anlayacaksın. O zaman bunun derisi kaç yapar? 6. O zaman P önermesi ne yaptı? 0. Peki Q'nun derisini ben 5 kabul ettim. QX kare o zaman 10'dur. Bu doğru. Burası okey. Burası 10 oldu. O zaman sıfır veya 1 ne demek? Bir demek. O zaman ben burayı bir buldum. Peki burası farklı bir cevap gelir mi? Bu iki, bu 5 ise çarpımları 7 geldi. Evet, bu sıfır geldi. O zaman bu ise bağlacı, bir ise sıfırdan ne olur? Sıfır olur. Kesinlikle doğru olmaz. Yani bunu da o zaman ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Demek ki 2 de yanlış. Yalnız üç çıkacak sorumuz cevabı ama onu biz gösterelim isterseniz. Burada tersi var. İse tek taraflı ya. Burada şunu söylüyor. 3'te P ve Q şimdi ise bağlacı burası 1 burası 0 olur mu? Onu arıyorum ya. Şimdi B bağlacının 1 olması ikisinin de 1 olması ne mümkün? Yani burada P x kübün derecesi 12 ise o zaman P'nin derecesi ne gelecek arkadaşım? 4 gelecek çünkü 3 ile çarptık. Burada Q'nun derecesine gelecek güzel kardeşim. 2 ile çarpınca 10 ise 5 gelecek. E doğal olarak P'nin derecesi 4, Q'nun derecesi 5 ise bu ikisini çarptığın zaman ki dereceler x eksi 1 yazdığımız zaman derece değişmez. x artı 1 yazınca derece değişmez. Sadece tipi değişir. Bunun derecesi 4, bunun derecesi 5 ise çarpınca biz ne yapıyorduk? Topluyorduk. 9 oluyordu. Yani P ve Q doğruyken R'nin yanlış olma şansı yok. O zaman bu kesinlikle doğrudur. Yani doğru cevabımız dediğimiz gibi nedir arkadaşlar? 7 C handır diyebiliriz ama biraz zor bir soru. Bence öğrenci için dikkatli olmakta fayda var. Geldik 8. sorumuza. Aşağıda verilen iki kağıt üzerinde en büyük dereceli teriminin katsayısı eksi 1 olan 3. düzen px polinomunun grafiği verilmiştir. İkisi de aynı px polinomunun grafiği. En büyük dereceli terimin katsayısı da eksi 1. Bak mesela şöyle bir bilgi de var aynı zamanda. X eksenini kaçta kesiyor? Eksi 6'da. Bir de galiba şurada bir teğet olma durumu var tam x ekseninin üzerinde. Yani mesela ben buraya x artı a'nın karesi. Bir de ne yazayım? X eksi 6 yazayım. Başka sayısı kaçtı? En büyük dereceli terim eksi 1'di. Eksi koydum. P eksimiz bu geldi. Bir de dikkatli bakın. X'e 0 verdiğinizde de 24 gelecek. E x'e 0 verelim. O zaman P 0 24 ise x'e 0 verdiğimizde a kare. Tabi buradan bir eksi gelecek. Eksi a kare çarpı 0 verdiğimizde bir eksi 6 geldi. Burası 24 ise o zaman a kare buradan 4 gelir. A'sı 2'dir ya da eksi 2'dir. Ama bakın negatif tarafta olduğu için buranın kökü negatif olacağına göre demek ki a bizim için kaç olacak? 2 olacak. Demek ki bu iptal. Demek ki bizim kökümüzde burada ne geldi? Eksi 2. Yani benim polinomum bu geldi. Anlaştık. Şimdi ben bunu buradan alayım. Aşağı ineyim. Şimdi soru bana ne soruyor? Sonra cevaplayayım. Üstte bir nam. Yazdığının kalemde bulunduğu için grafiğin x eksenine teğet olduğu notu Buna göre px polinomu katsayılar toplamı. Zaten ben polinomu buldum. Bana katsayılar toplamını soruyorsa neyi bulacağım? x yerine 1 yazacağım. x yerine 1 yazdığımız zaman 1 yazdık buraya. Buraya da 1 yazdık. Eksi 3'ün karesi 9. 1 yazdık. Bir de eksi 5 geldi. Çarparsa kaç yapar? 45 yapar diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik sağ tarafa. Son 3 sorumuz arkadaşlar. Polinomdaki son 3 sorumuz. Px polinomu aşağıdaki bilgiler veriliyor. Derecesi 2. Iki. İkinci dereceden bir polinom. Yani aslında parabol. Baş ise eksi 1. Tamam. Bakalım Px başına bir eksi 1 var. Tamam kökler çakışıktır demek o zaman aynı kök 2 kere var. Yani aslında bizim orası x eksi şunu şöyle düzgün yazayım. x eksi a'nın karesi gibi bir şey ama önde eksi olacak. Kas sayılar toplamı eksi 1 yani x yerine 1 yazarca eksi 1 gelecek. O zaman 1 yazalım. Eksi 1 eksi a'nın karesi eksi 1 ise 1 eksi a'nın karesi kaç yapar? 1 yapar. O zaman buranın 1 olması için değil mi? Yani a'ya 2 olacak ya da 0 olacak diyebiliriz. Peki 2 ihtimal var. Şimdi polinomumuz şu geldi. px eşittir. a 2 olsaydı eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi ya da x'i a'ya 0 verince px eşittir, eksi x kare gelecekti. p5'in alıcı değerler toplamını sormasının sebebi de o zaten. 2 tane ihtimal var. O zaman buradan p5 ne gelir? x'e 5 verirsek, şuraya 5 verdik. 3 karesi 9. Eksi 9. Ya da buraya geldiğimizde P5 ne gelecek arkadaşlar? Buraya 5 yazacağız. 25 eksi 25. O zaman toplamları kaç yapar? Eksi 34 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda soruda şöyle diyor ki bir de en ve en gerçek sayıları olmak üzere P ve Q polinomlarını vermiş. İki farklı gerçek kökü olan PX polinomunun kökleri aynı zamanda QX polinomunun da kökleri. Yani bunun içerisinde bu var bir de ekstradan bir şeyler daha var. Nasıl yani? Şöyle aslında x küp artı 2x kare eksi 5x artı 3m ifadesi bir kere x kare artı nx artı m barındırıyor. Bir de ekstradan bir x artı k diye bir ifade daha barındırıyor. Doğru mu? Anlatmak istediğimi anlatabilmişim umarım. Sonuçta hani bunun içinde bunların kökleri var. Yani o var bir de ekstradan bir kök daha var. Çünkü üçüncü derece. E şimdi dikkatli bakarsanız sol tarafta sağ taraf eşittir derseniz şuradaki ikisinin çarpımı sabit derim verecek yani 3 e m verecekse o zaman burası da 3'tür diye ne yapabiliriz yorum yapabiliriz. Daha sonra da sağ tarafı dağıtıp sol tarafa eşitlersek ben bu soruyu çözerim diye düşünürüm. Şimdi ne yapalım? E, x küpler zaten eşit. Dağıtalım ama böylece dereceleri eşitleyerek hareket edelim. Mesela x karelilere bakalım. Mesela bununla bunu çarparsak bir 3x kare gelir. Bir de bununla bunu çarparsak x kareli gelir. Yani n x kare yaptı. Buradan n artı 3 mü yaptı? n artı 3 x kare yaptı. Peki n artı 3 x kare neye eşit? 2 x kareye mi? O zaman ben n artı 3 için ne diyebilirim? 2'dir. n içinde ne derim? Eksi 1'dir diyebilirim. Mesela bir böyle çözüm yapabiliriz. Bir de mesela ne yapalım? Em'e ulaşmaya çalışalım mı? Sabit terimi bulalım. Ne yapalım? X terim bulalım x terimini nasıl bulacağız? Bununla bunun çarpımı bir de bununla bunun çarpımı. Yani ne oldu? 3nx artı mx. Sol tarafta neye eşit? Eksi 5x'e. O zaman sağ taraftaki 3n artı m. Eksi 5'e eşit. Hocam n'i eksi 1 diyebiliyoruz. Eksi 1 yazdık buna. O zaman m eksi 3 eşittir. Eksi 5'ten m buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. m'i de ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Peki bir de ne soruyor? m artı n'i yani bu ikisinin toplamı ne yapar? eksi 3 yapar diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik polinomun son sorusuna. 11. sorudayız. Şimdi Px polinomu her A gerçek sayısı için bilgiler verilmiş. Annesi Aydın test kitabının yanlışlıkla yırtmış. Burası tam polinomun olduğu yer yırtılmış. Buna göre de yırtılmış parçanın bir kısmı aşağı yukarı hangisi olabilir diyor. Bir kısmı yani tamamını sormuyor. Yani şu polinomun yazdığı yeri soruyor bence. Değil mi? Şimdi her A gerçek sayısı için bu eşitlik sağlanıyorsa o zaman biz ne yapalım? Bunu öbür tarafa attığımızda PA eşittir. P eksi A diyelim. Bunu gördüğünüz zaman bizim polinomumuz bir kere ne olmalıdır arkadaşlar? Çift fonksiyonu olmalıdır. Çift fonksiyon ne demek? X'in kuvvetleri çift olacak demek. Yani Bursa şıkkını iptal ettim. Edirne şıkkını iptal ettim. Çünkü bakın X'li terim var. X'li terim var. Bununla bunu iptal ettim. Zaten olabilir diyor. PX polinomunun iki gerçel kökü vardır diyor. Şimdi şıklara baktığınızda iki gerçel kökü olanı işaretleyeceğiz. Şimdi siz bunu çarpanlara ayıramazsınız. Yani ayırsanız da reel kök gelmez. Burada iki gerçel kökü vardır diyor. Mesela burasının eksi parantezin alırsanız x kare artı 1'dir. Buradan da bir reel kök gelmez. Bu da iptal, bu da iptal. Burası ne? Bak buradan gerçel kök gelir. Çünkü e, orası kök 2x eksi 3 ve kök 2x artı 3 diye çarpanlara ayırsa bir kökü 3 bölü kök 2 bir kökü de eksi 3 bölü kök 2 gelir ki buradan iki tane gerçel kök gelir. O zaman doğru cevabımız 11'in soru için polinomun son sorusu için neymiş arkadaşlar C yapmış. Ve böylece polinomları da ne yapmış olduk? Beraber çözmüş olduk. Artık kitabın son testlerini diye İkinci yaşam denklemlerde 4 testimiz kaldı. O 4 testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.